1520 yılının 21 Eylül'ü 22 Eylül'e bağlayan gecesi babası 1. Selim'in ölümü üzerine İstanbul'a hareket etti ve tahta hak iddia edecek başka biri olmadığından herhangi bir mücadele vermeden 30 Eylül 1520 tarihinde 10. Osmanlı padişahı olarak tahta çıktı. Tahta geçişinden birkaç hafta sonra Venedik elçisi Bartolomeo Contarini Süleyman'ı 26 yaşında uzun fakat sırım gibi ve kibar görünüşlü, boynu biraz fazla uzun, yüzü zayıf, burnu kartal gagası gibi kıvrık, gölge gibi bıyığı ve küçük bir sakalı var. Cildi biraz soluk olsa da yüzü oldukça hoş, derisi solgunluğa meyilli, akıllı bir hükümdar olduğu söyleniyor ve herkes onun saltanatının hayırlı olacağını umuyor, şeklinde tanımlamıştı. 1. Süleyman'ın tahta geçmesinden kısa bir süre sonra Şam Beylerbeyi Canberdi Gazali Süleyman'ın padişahlığını tanımadı ve kendi hükümdarlığını ilan ederek isyan başlattı. Merkezden gönderilen Ferhat Paşa komutasındaki birlikler Zülkadriye eyaletinde bulunan kuvvetler ve Şam'daki kuvvetlerin etkileri sonucunda Şam yakınlarında 27 Ocak 1521 tarihinde yapılan Mastaba Muharebesi sonucunda Gazali'nin yenilmesi ve öldürülmesiyle isyan bastırıldı. Gazali'nin yerine Şam Beylerbeyliğine Ayaz Mehmet Paşa atandı. Süleyman ilk seferini 18 Mayıs 1521'de Macaristan Krallığı'nın yönetimindeki Belgrad üzerine yaptı. Çevresindeki Bördelen, Zemun ve Salankamen şehirlerin alınmasının ardından 1 Ağustos günü kuşatılan şehir 29 Ağustos 1521 tarihinde teslim oldu. Avrupa'da gerçekleştirilebilecek fetih ve seferler için önemli bir merkez olan Belgrad'ın fethi önemli yer teşkil ediyordu. Ertesi yıl Süleyman, Hospitalier şövalyelerinin bulunduğu Akdeniz'deki Rodos adasına karadan sefer düzenledi. Kuşatmaya katılacak olan Osmanlı donanması ise Haziran 1522'de adanın Cem Bahçesi Körfezi'nde demir attı. Süleyman'ın da arasında olduğu kara kuvvetleri Marmaris'ten gemi yoluyla 28 Temmuz günü adaya geçti. Yaklaşık 100 bin kişi ve 400 gemiden oluşan Osmanlı ordusu 6 aydan fazla süren kuşatma 26 Aralık 1522'de şövalyelerin başı Philip Villiers de Lisa adamın teslim koşullarını kabul etmesi ve adanın hakimiyetinin Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmesiyle sona erdi. Adada Hristiyan kimliğiyle yaşayan Cem Sultan'ın oğlu Murat ve Murat'ın oğulları boğduruldu. Eşi ve iki kızı İstanbul'a gönderildi. Rodos'un alınmasının ardından şövalyelerin elinde bulunan Bodrum, Tahtalı ve Aydos kaleleri ile İstanköy ve Sönbeki adaları da alındı. Şubat 1523'te İstanbul'a dönüşünün ardından Süleyman, saltanatın ilk 3 yılında görev yapan Sadrazam Piri Mehmet Paşa'yı emekliye ayırdı. 27 Haziran 1523 günü ise daha önce görülmemiş bir biçimde Hazozabaşı İbrahim Ağa'yı Sadrazam olarak atadı. Sadrazamlığa ek olarak kendisine Rumeli eyaletinin yönetimi de verildi. Sadrazamlık yetkisinin kendisine verilmesini bekleyen 2. Vezir Ahmet Paşa, vali olarak atandığı Mısır'da 1524 yılı başlarında isyan çıkararak bağımsızlığını ilan etti. Ahmet Paşa'nın öldürülmesiyle isyan bastırıldı ve Sadrazam İbrahim Paşa, Mısır'ı düzene sokmakla görevlendirildi. Mart 1525'te Süleyman Kağıthane'de avlandığı sırada Yeniçeriler şehirde ayaklanma başlattılar. Kısa sürede bastırılan ayaklanma sonrasında Yeniçeri ağası Mustafa Ağa, kahyası Kıran Bali ile Reisül Küttab Haydar idam edildi. Mısır'ı düzene koyan İbrahim Paşa ise 6 Eylül 1525 günü İstanbul'a döndü. Bu dönemde İstanbul'a gelen Fransız elçisi Jean Frangipani, 24 Şubat 1525'teki Pavia Muharebesi sonrası Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu'na esir düşen Kral 1. François için kralın annesi Louis de Savoy'un ricası üzerine Süleyman'dan yardım istedi. Yazdığı mektupla yardım sözü veren Süleyman, iki devlet arasında anlaşma sağlanıp François serbest bırakılsa da Macaristan üzerine sefer gerçekleştirme kararı aldı. Macaristan üzerine önce Sadrazam İbrahim Paşa'yı gönderdi. 23 Nisan 1526'da ise Süleyman'ın önderliğindeki ordu Macaristan'a hareket etti. İbrahim Paşa komutasındaki kuvvetler Petrovaradin ve İluk şehirleriyle 11 kale ele geçirdikten sonra Özek Kalesi'ni de aldı. Bosna Beylerbeyi de Siren bölgesindeki bazı kaleleri ele geçirmişti. Macaristan Kralı 2. Lajos'un liderliğindeki ordu ile Tuna kıyısındaki Muaş düzlüğünde karşılaşan Osmanlı ordusu 29 Ağustos 1526 yılında kozlarını paylaştı.
Kanuni Sultan Süleyman çevreye gönderdiği akıncılarla Macar ordusunun yardım almasını önledi. Osmanlı ordusu 28 Ağustos 1526'da Moğol Çavası'na geldi. Başta Kanuni, Vezir-i Azam İbrahim Paşa olmak üzere ordunun bütün komutanlarıyla eski ve tecrübeli askerlerin katıldığı bir savaş meclisi toplandı. Bu mecliste Yahya Paşazade, Malkoçoğlu Bali Bey birbirlerine zincirle bağlı zırhlı Macar süvarilerinin çok tehlikeli olduğunu ve kitle halinde saldırılarının sakıncalı olacağını, düşmanın yan ve gerilerine yapılacak saldırıların daha çok yarar sağlayacağını söyledi. Teklifi padişah ve mecliste hazır bulunanlarca kabul edildi. Macar ordusu kendi savaş planı gereğince iki safa ayrıldı. İlk saf merkez, sağ ve sol olmak üzere kuruldu. İkinci saf ise dört koldan meydana geliyordu. İkinci Loyoş da bu safta bulunuyordu. Macar ordusu 29 Ağustos'ta taarruza başladı. Moğol Çavası'nın bir yanı bataklık, Karasu bataklığı bulunuyordu. Öteki yanı tepelikti. Osmanlı ordusu, Vali Bey'in teklifi üzerine arka arkaya 3 saf haline düzene girdi. Ön safta Vezir-i Azam İbrahim Paşa komutasında Rumeli ordusu, 2. safta Behram Paşa komutasında Anadolu ordusu, 3. safta ise Yeniçerilerin komutanı olarak padişah bulunuyordu. En arkada ise otağda destek kuvvetler yerlerini almıştı. Savaş planı gereğince Macar saldırısı beklenecek, saldırılar Osmanlı ordusunun merkezine yönelince Osmanlı kuvvetleri yanlara doğru açılarak Macar süvarisini topların karşısına bırakacaktı. Savaş Macarların sağ kuvvetlerinin ani saldırısıyla başladı. Bu kuvvetlerin karşısındaki sol yanda bulunan Rumeli ordusu bir süre çarpıştıktan sonra geriye dönünce Macarların kralı Lajos, Türklerin yenildiğini zannedip kaçtıklarını düşündü ve tüm ordusunu savaşa soktu. İbrahim Paşa zor durumda kalsa da ordugaha kadar geri çekilmek zorunda kaldı. Macarlar Osmanlı topçu menziline girmişti. Topçu atışı devam ederken arkadan 2. Macar safı ilerlemiş ve Türklerin ordugahına giren bu Macar piyadesi yağmaya girişmişti. 15-20 dakika sonra Türk ordusunun merkezi ve Yeniçeriler Macarlar üzerine yoğun bir ateş açmışlardı. Açılan bu ateş oldukça tesirli olmuş ve Macarlar ateş altında büyük zayiat vererek ezilmişlerdi. Osmanlı kaynakları Süleyman Ruznamesi ve Kemal Paşazade ile Peçevi Yeniçerilerin yoğun ateşinde Macarların telef olduğunu ızdırabını çektiği bir olay olmuştur. Ancak Macar Krallığı'nın kısıtlı ordusu ve bozuk ekonomisine rağmen Macar ordusu başkomutanı Tomarin'in bütün çarelere başvurduğu ve takdir edilecek bir muharebe planı hazırladığı değerlendirilir. Sultan Süleyman 29 Ağustos 1526 günü yapılan muharebeyi kazanarak Doğu Avrupa'daki Macar direncini kırdı. Lajos ise muharebeden kaçan bazı askerlerle birlikte bataklıkta boğularak hayatını kaybetti. Osmanlı ordusu yürüyüşüne devam ederek 20 Eylül günü Budün'e girdi. Şehrin anahtarını alan ve yaklaşık 14 gün boyunca kral sarayında kalan Süleyman, dönüşte Segedin ve bazı şehirleri de alarak 21 Eylül'de Peşte'ye geçti ve Macaristan'ın başına Erdel Voyvodası Janos Zapolya'yı getirdi. Macaristan'ın Osmanlı İmparatorluğu'na bağlanması ve Fransa-Osmanlı İttifakı'yla 5 Ekim 1526 tarihinde sona eren 7 aylık sefer sonrasında 13 Kasım 1526 tarihinde İstanbul'da Zafer Alayı düzenlendi. Osmanlı ordusunun Macaristan'da olduğu 1526 Ağustos'unda Safvilerin desteğiyle Bozok'ta Baba Zunnun isyanı baş gösterdi.
çevredeki bölgelere yayılmasının ardından 1527'de Diyarbakır Beylerbey Hüsrevpaşa ve Adana Sancakbeyi Piribey tarafından bastırıldı. 1527'de Orta Anadolu'da yine Safavilerin desteğiyle Kalender Çelebi isyanı çıktı. Çevresindeki sancak beyleri ile eyalet beylerini mağlup etmesinin ardından isyanı bastırmak için Sadrazam İbrahim Paşa görevlendirildi. 1527'de Elbistan civarında yenilgiye uğratılan Kalender Çelebi başı kesilerek idam edildi. Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'ın kardeşi Avusturya Arşidükü Ferdinand, Yanoş Sapolya'nın krallığını tanımayarak kendini Macaristan kralı ilan etti. Yanoş Sapolya'nın kuvvetlerinin yenilgiye uğratmasının ardından 20 Ağustos 1527 günü Budin'e girerken Osmanlı İmparatorluğuna vergi ödemesi karşısında kendisinin Macaristan kralı olarak tanınmasını istedi. Ancak bunu reddeden Süleyman, 10 Mayıs 1529'da yeni bir sefere çıkarken Sadrazam İbrahim Paşa'ya da serasker ünvanını verdi. 3 Eylül 1529'da Budin'e varan Osmanlı kuvvetleri şehri kuşattı. 7 Eylül günü Budin teslim oldu ve yönetimi tekrar Yanoş Sapolya'ya verildi. Hemen ardından Estergon'u almaya başaran Osmanlı ordusu 23 Eylül 1529'da Avusturya topraklarına girmesinin ardından 27 Eylül günü Viyana'yı kuşattı. Ancak hava şartlarının elverişsizliği ve mühimmat bakımından kuşatma için hazırlıksız olunma sebebiyle 16 Ekim günü kuşatma kaldırıldı ve ordu 16 Aralık 1529'da İstanbul'a geri döndü. 1. Viyana kuşatmasında başarısız olan Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'a geri dönmüştü. Viyana seferinden sonra Avusturya Arşidükü Ferdinand İstanbul'a bir elçilik heyeti göndermiş, kendisinin Macaristan kralı tanınmasını istemişti. Bir yandan da Budin'i tekrar kuşatmıştı. Budin'deki Osmanlı ve Macar kuvvetleri müştereken şehri müdafaa ettiler. Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman tekrar sefere çıkmaya karar verdi. Bu seferin Ferdinand'dan ziyade Şarlken üzerine yapıldığını ve bu yüzden Alman seferi olarak Osmanlı tarihlerinde zikredildiğini görmekteyiz. Kanuni, Edirne, Belgrad, Budin yoluyla Avusturya topraklarına girdi. Bu seferde Osmanlı ordusunun mevcudu 200 bin civarında bulunuyordu. Osmanlı ordusu bu defa Viyana'yı muhasara etmedi. Tabakatül Memalik adıyla bir eser yazmış olan Kanuni devrinin yazarlarından Celalzade Mustafa Çelebi, bu seferin Alman seferi olduğunu kaydettikten sonra Alman İmparatoru müttefik bulamadan üzerine yürüyüp mağlup edilmek istendiğini yazmaktadır. Fakat birinci seferde olduğu gibi bunda da meşhur Habsburg hanedanına mağrur kardeşleri Osmanlı padişahının karşısına çıkmaya cesaret edemediler. Padişah Sultan Süleyman Ferdinand'a hakaret dolu bir mektup yazarak onu savaşa teşvik ettiyse de bir netice alamadı. Osmanlı akıncıları Almanya şehrinden ganimetlerle geriye döndüler. Kış yaklaştığından daha fazla ileri gidilmeyip İstanbul'a geri dönüldü. Ferdinand, Alman seferi sonunda Osmanlı Devleti ile başa çıkamayacağını anladığından sulh istemek zorunda kaldı. İstanbul'da 1533 tarihinde yapılan anlaşmaya göre Ferdinand, Padişah Sultan Süleyman'ın üstünlüğünü kabul ediyor ancak Sadrazam'a eşit tutuluyordu. Ayrıca Yanoş'un Macar kralı olmasını tanıdığı gibi yılda 30 bin duku altını vermeyi kabul ediyordu. İran Safevilerin başında 1524 yılından beri Şah İsmail'in oğlu Şah Tahmas bulunuyordu. Şah Tahmas da babası gibi Osmanlılara düşmandı. Şarken'e elçi yollayarak Osmanlı Devleti'ne karşı ittifak kurmak istedi. Safevilerle savaşa sebep olacak asıl hadiseler ise sonradan çıktı. Bağdat Hakimi Zülfikar Han Osmanlı Devleti himayesine girmek isteyince Safeviler 1529 yılında Zülfikar Han'ı öldürerek Bağdat'a girdiler. Diğer bir hadise de Bitlis hakimi Şeref Han Osmanlılara ihanet ederek Safiler tarafına geçti. Bunun üzerine Safilere savaş açılarak Sadrazam İbrahim Paşa gönderildi. İbrahim Paşa mukavemet görmeden Tebriz'e girdi. Arkasından Kanuni Sultan Süleyman da askerleriyle hareket ederek Tebriz'e vasıl oldu. Osmanlı ordusu bütün Azerbaycan'ı ele geçirdikten sonra
İran'ın Zaros dağlarını aşarak Bağdat önlerine geldi. Muazzam Osmanlı ordusuna dayanması imkansız olan şehir, mukavemet gösteremeden teslim oldu. Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'ın seferi sonunda Irak, Osmanlı idaresine geçti. Tebriz ve civarı ise Osmanlılar çekilince Safiler tarafından geri alındığından Kanuni 2. İran seferine çıkacaktı. Osmanlı-Fransız münasebetleri Kanuni'nin Macaristan seferi sırasında başlamış, Fransa kralı 1. François'nın ve annesinin yardım taleplerini kabul ederek harekete geçen padişah, kazandığı Moğaç zaferiyle François'yı Şarken baskısından kurtarmış oluyordu. Kanuni Sultan Süleyman, Avrupa Hristiyan aleminde Fransa'yı ayırmak ve Müslümanlar aleyhine kurulacak bir Haçlı ittifakına engel olmak düşüncesiyle Fransa'ya yardım ediyordu. Padişah, Irak'ın seferindeyken Jean de La Forêt adlı Fransız elçisi Bağdat'a kadar giderek padişahı tebrik etmişti. İstanbul'a dönüşlerinde Kanuni Sultan Süleyman, Fransızlara bazı ticari imtiyazlar vererek bir anlaşma yaptı. Kapitülasyon adıyla anılan bu anlaşmaya göre Fransız ticaret gemileri Osmanlı limanlarına girebilecekler, Osmanlı ülkesindeki Fransızlar din ve mezhep hürriyetlerinde serbest olacaklar, Fransız mallarından az gümrük alınacaktı. Bu anlaşma iki taraf hükümdarları sağ kaldıkları müddetçe yürürlükte olacaktı. Fakat bundan sonra Fransızlar her padişah değiştikçe bu imtiyazları almaya başardılar. Kanuni Sultan Süleyman bundan başka Fransızlara askeri yardım da yapmış, Barbaros ve Turgut Reis gibi büyük Osmanlı denizcilerini donanma ile Fransa'ya göndermişti. Bütün bunlara rağmen Fransa, Hristiyan bir devlet olması dolayısıyla Osmanlılara karşı 201 siyaset takip ede gelmişti. Macar kralı Yanoş 1540 tarihinde ölmüş, yerine Sigismund adında çok küçük bir çocuk bırakmıştı. Ferdinand bu çocuğun kralın oğlu olmadığını söyleyerek Macar tahtına tekrar göz dikti. Kraliçe Isabella Kanuni'ye müracaat ederek oğlunu Macar kralı yapmasını istedi. Ferdinand bir taraftan diplomatik yolla Yanoş'un sahip olduğu yerleri almak isterken diğer taraftan Budin'i kuşattı. Buna haber alan Sultan Süleyman ordusu ile Budin üzerine yürüdü. Padişahın gelmekte olduğunu duyan Avusturyalılar kuşatmayı derhal kaldırarak geri çekildiler. Geri çekilmeleri esnasında Vezir Mehmet Paşa tarafından ağır zayiata uğratıldılar. 1541 yılında Budin'e giren padişah şehrin en büyük kilisesini camiye çevirdi. Macaristan'ın bu en ehemmiyetli bölgesini Budin eyaleti adıyla Osmanlı ülkesine ilhak etti. Yanoş'un 1 yaşındaki oğlu Sigismund Kanuni tarafından Erdel Beyliğine tayin edildi. Bundan sonra Erdel üzerinde Osmanlı hakimiyeti başlamış oluyordu. Osmanlı ordusu İstanbul'a dönünce Ferdinand, Papa 3. Paul'ün yardımıyla büyük bir Haçlı ordusu toplayıp Budin üzerine yürüdü. Haçlılar şiddetle şehri kuşattılarsa da kaledeki Türk askerleri büyük kahramanlıklar göstererek mukavemet ettiler. Düşmana büyük kayıplar verdirdiler. Ferdinand'ın mağlubiyetini haber alan Kanuni Sultan Süleyman, tekrar Avusturya üzerine yapacağı seferden vazgeçmeyerek harekete geçti. 1543 yılında yapılan bu seferde Macaristan'da bulunan Estergom ve Isoltini, Belgrad gibi müstahkem kaleler Osmanlıların eline geçti. Şarkan ve Ferdinand, Kanuni Sultan Süleyman'a elçiler yollayarak sulh yapılması için ricada bulundular. 1547 yılında yapılan anlaşma gereğince Avusturya elinde olan Macar toprakları için yılda 30 bin altın vermeye kabul ediyordu. Bu anlaşma uzun sürmemiş, Avusturyalıların Erdil'e girmesiyle bozulmuştu. Vezir Kara Ahmet Paşa ile Rumeli Beylerbeyi Sokulu Mehmet Paşa 1552 yılında Avusturya'nın elindeki Tamışvar Kalesi'ni kuşatarak aldılar. Budin'den hareket eden Hadım Ali Paşa da Avusturya idaresindeki Macar topraklarına giderek çok sayıda esir, ganimet ve bazı kaleleri aldı. Ahmet Paşa idaresindeki Osmanlı kuvvetleri Eğri Kalesi'ni kuşattılarsa da şehri alamadılar. Irak'ın seferinden sonra Safiler Osmanlıların almış olduğu Tebriz ve havalisini geri almışlardı. Bu durum Kanuni Sultan Süleyman'ın 2. İran seferine çıkmasına sebep oldu. Bu seferde de Tebriz tekrar Osmanlılar tarafından alındığı gibi Van ve Erivan kaleleri de ele geçirildi. İki taraf arasında bir anlaşma yapılmadığından Osmanlı ordusunun çekilmesi üzerine İranlılar tekrar tecavüze başladı. Bu tarihlerde Trabluskarp Malta şövalyelerinin elinde bulunuyordu. Halbuki burası bir Müslüman ülkesiydi. Kanuni Sultan Süleyman Trabluskarp'ın alınmasına Barbaros'un arkadaşlarından olan Turgut Reis'i memur etti. Şiddetle kuşatılan Trabluskarp Osmanlılara teslim olmak zorunda kaldı.
Kanuni Turgut Reis'i Trablusgarp Beylerbeyliğine tayin etti. Barbaros'tan sonra en büyük Osmanlı kaptanlarından biri olan Turgut Reis devlete mühim hizmetlerde bulundu ve nihayet 1565 yılında yapılan Malta kuşatması sırasında şehit olacaktı. Türbesi Trablusgarp'ta bulunmaktadır. Şah Tahmas, Osmanlı ordusunun batıda savaşmasından istifade ederek Erzurum dolaylarını yakıp yıkması, Kanuni Sultan Süleyman'ın 3. defa olarak İran seferine çıkmasına yol açtı. Kanuni Sultan Süleyman bu seferi esnasında Büyükoğlu Şehzade Mustafa'yı Konya Ereğlisi yakınlarında boğdurmak suretiyle öldürtmüştü. Osmanlı tarihleri bu hadisenin Sadrazam Rüstem Paşa ile Padişah'ın hanımı Hürrem Sultan'ın entrikaları sonunda yapıldığını kaydederler. Şehzade Mustafa her cephesiyle değerli, gayet iyi yetişmiş bir askerdi. Ordu tarafından çok seviliyordu. Padişah'ın saltanat endişesiyle oğluna kıydığı anlaşılmaktadır. 1553-1554 kışını Halep'te geçiren Kanuni Sultan Süleyman daha sonra İran hududuna yöneldi. Bu esnada Şah Tahmas'a gayet ağır, hakaret dolu bir mektup göndererek onu savaşa tahrik ettiyse de Şah diğer seferlerde olduğu gibi bu seferde de Osmanlı ordusunun karşısına çıkmaya cesaret edemedi. Kanuni Sultan Süleyman, Nahçıvan şehri dahil olmak üzere bu havalide bulunan İran şehirlerini ordusuna yağmalatmış ve savaş yapamadan geri dönmek zorunda kalmıştı. Hayrettin Paşa, Selanik Vardar ağalarından ve Midilli fatihlerinden Arnavut veya Türk bir sipahi olan babası Vardar'ı Yakup Ağa ile ada halkından Rum Katerina'nın 4 oğlundan biri olarak 1470'li yıllarda Midilli adasında doğdu. Hızır Reis, Yavuz Sultan Selim adına para bastırıp hutbe okutarak ona bağlılığını bildirdi. Yavuz Sultan Selim de Hızır Reis'i Cezayir Beylerbeyliğine atayarak koruması altına aldı. Bunun üzerine önce Tunus ve Tlemcen beyleri birleşerek Cezayir'e yürüdüler. Cezayir şehri dışındaki toprakları alıp Cezayir içindeki halkı ayaklandırdılar. Ayaklanmayı bastıran Hızır Reis beyleri durdurdu. 1519'da Cezayir'e gelen İspanyol donanmasını mağlup etti. Ama Cezayir halkının durumu ve Tunus beyi ile yapılan savaşı iyi netice vermemesi üzerine gemileri ve kendine bağlı reislerle Cezayir'i bırakıp Cezayir kentinin doğusunda bir Akdeniz sahil kenti olan Cicel'e çekildi. Hızır Reis 1520-1525 tarihleri arasında Avrupa'nın Akdeniz kıyılarını vurarak büyük ganimetler elde etti. Cezayir'i yeniden ele geçirdi. Ertesi yıl Çişel'e baskın düzenleyen Cenevizli amiral Andrea Doria'yı yenilgiye uğrattı. Kanuni Sultan Süleyman'ın Alman seferi sırasında Andrea Doria'nın Mora kıyılarına saldırması Osmanlıları güç duruma düşürdü. Bunun üzerine Kanuni Hızır Reis'i İstanbul'a çağırdı ve 1533'te Hayrettin adını verdiği Hızır Reis'i Osmanlı donanmasının başına Kaptan Derya eyledi. Hayrettin Paşa 1534'te Akdeniz'e açıldı ve İtalya kıyılarına seferler düzenleyip Tunus'u ele geçirdi. Ancak Andrea Doria komutasındaki Haçlı donanması karşısında ertesi yıl Tunus'u bırakmak zorunda kaldı ve İstanbul'a geri döndü. 1536'da daha güçlü bir donanmayla yeniden Akdeniz'e açılan Barbaros,
İtalya kıyılarını vurdu ve Ege Denizi'ndeki Venedik adalarını Osmanlı topraklarına kattı. Osmanlıların Akdeniz'deki denetiminin artması üzerine Papalık, Venedik, Ceneviz, Malta, İspanya ve Portekiz gemilerinden oluşan bir Haçlı donanması kuruldu ve başına Andrea Doria getirildi. Osmanlı donanması ile Haçlı donanması 1538'de Arta Körfezi önlerinde karşılaştı. Haçlıların 600'den fazla gemisi vardı. Bunun 308'i harp teknesi olup 120'si en büyük oturak gemileriydi. Haçlılar donanmaya 10 binlerce forstan başka 60 bin asker bindirmişlerdi. Hayrettin Paşa komutasında ise 122 kadırga ve forslar dışında 20 bin askeri vardı. Toplamı 80 bin kişi bulunan bir deniz savaşı daha önce hiç görülmemişti. Savaş sonucunda Haçlı donanması 128 gemisini kaybetmiş, 29'da Osmanlı denizcileri tarafından ele geçirilmişti. Hayrettin Paşa hiçbir gemisini kaybetmezken 400 kadar Leventi savaşta ölmüştü. Hayrettin Paşa, tarihe Preveze Deniz Savaşı olarak geçen savaşın mutlak galibiyetini Osmanlı Devleti'ne kazandıran Kaptan Derya olarak adını tarihe yazdıracaktı. Bu zafer Osmanlı Devleti'nin Akdeniz'deki egemenliğini pekiştirdi. Kutsal Roma Cermen İmparatoru Şarken, Preveze'nin öcünü almak için 1541'de Cezayir'e saldırdıysa da başarılı olamadı. Bu arada Fransa Kralı 1. François, Şarken'e karşı Osmanlılardan yardım isteyince Kanuni Barbaros'u Fransa'nın Akdeniz kıyılarına gönderdi. Toulon da Fransız donanmasıyla birleşerek 1543'te Nice'yi aldı. Ertesi yıl İstanbul'a dönen Barbaros Hayrettin Paşa 4 Temmuz 1546'da burada vefat etti. Beşiktaş'taki türbesine defnedildi. Allah rahmet eylesin. Osmanlı-Hint Seferleri. Osmanlılar Mısır'a aldıkları sırada Portekizliler de Hindistan'a gidecek Ümit Burnu yolunu keşfetmişlerdi. Bu yoldan Hindistan'a varan Portekizliler Hint sularında geniş bir harekata girişerek Hindistan'da bulunan Müslüman devletlere de saldırmışlardı. Portekizlerin hücumuna uğrayan Gücerat İslam hükümdarının Padişah Kanuni Sultan Süleyman'dan yardım istemesi üzerine Hindistan'a 4 deniz seferi yapılmıştır. Birinci Hint Seferi 1538. Gücerat hükümdarı Bahadır Şah'a yardım etmek için padişahtan emir alan Mısır valisi Hadım Süleyman Paşa 1538 yılında Süveyş'ten hareket etti. Süleyman Paşa'nın emrinde 80 gemi bulunuyordu. Süleyman Paşa, Umman Denizi'ne açılmadan evvel Babülmendeb Boğazı yakınında stratejik ehemmiyeti bulunan Aden'i almak istedi. Aden kolaylıkla zapt edildi ve Osmanlı ülkesine katıldı. Hadım Süleyman Paşa, Umman Denizi'ni aşarak 1538 yılında Gücerat sahillerine geldi. Ancak yardım isteyen Bahadır Şah ölmüş olduğundan Gücerat hükümdarı olarak Mahmud Şah bulunuyordu. Mahmud Şah ise Portekizlerle anlaşmıştı. Süleyman Paşa, Portekizlerin elinde bulunan Hindistan'ın batısındaki Diu Kalesi'ni kuşattı. Yapılan şiddetli çarpışmalara rağmen kale alınamadı ve Hadım Süleyman Paşa geri dönmek zorunda kaldı. Geri dönüş sırasında Yemen'e uğrayan Süleyman Paşa buranın mühim bir kısmını Osmanlı ülkesine kattı. Daha sonra 1547 tarihinde Yemen'in en meşhur kalesi olan Sana'a Özdemir Paşa tarafından zapt edildi.
Cesur ve bahadır bir kimse olduğu anlaşılan Özdemir Paşa, Habeşistan'a da seferler yaparak bir kısmına Osmanlı hakimiyetini tanıtmış oldu. İkinci Hint Seferi 1551. Süveyş'ten kalkan Piri Reis, önce Portekizlerin aldığı Aden'i tekrar ele geçirdi. Daha sonra Basra Körfezi'ne giderek, Körfez'in ağzında bulunan Hürmüz Kalesi'ni muhasara ettiyse de Portekizlerin idaresindeki bu kaleyi alamadı. Donanmayı da Basra'da bırakarak 3 gemiyle Mısır'a döndü. Portekiz donanması ile çarpışmaktan çekinmesi Padişah Sultan Süleyman'ı kızdırdığından Mısır'da idam edildi. Pir Reis, Akdeniz'i çok iyi bilen bir denizci olduğu gibi aynı zamanda Kitab-ı Bahriye adlı coğrafi eserleriyle de büyük bir şöhret kazanan kaptanımızdır. 3. Hint Seferi 1552. Pir Reis'in Basra'da bıraktığı donanmayı Süveyş'e getirmeye memur edilen Murat Reis, Hürmüz Adası civarında üstün Portekiz kuvvetleriyle şiddetli bir savaş yaptıysa da muvaffak olamayarak Basra'ya geri dönmek zorunda kaldı. 4. Hint Seferi 1553. Murat Reis'in Portekizlere yenilişi Kanuni Sultan Süleyman'ı çok kızdırmıştı. Basra'daki donanmayı Süveyş'e getirme işini bu defa Seyidi Ali Reis'e verdi. Karayolu ile Basra'ya giden Seyidi Ali Reis, donanmayı alarak Hürmüz Boğazı açıklarına geldiğinde 20-30 gemilik bir Portekiz donanmasıyla karşılaştı. Bütün gün devam eden savaş sonunda Portekizler mağlup olup çekildiler. Bir müddet yoluna devam eden Seyidi Ali Reis'in karşısına Portekizler daha büyük kuvvetlerle çıktılar. Düşmanın üstünlüğüne aldırmayan Seyidi Ali Reis bir hayli zayiata uğramasına rağmen Portekizleri yine mağlup etti. Süveyş'e gelmek için yoluna devam etmek istemişse de bu defa azgın dalgalar onu Hindistan'ın Gujarat sahillerine kadar attı. Seyidi Ali Reis'in emrinde 6 gemi kalmıştı. Bu vaziyette geri dönmek imkansızdı. Seyidi Ali Reis Gujarat hükümdarına sattı. Leventlerin bir kısmının Hindistan'da kalmalarına izin verdi. Geriye kalan 50 kadar arkadaşı ile karadan İstanbul'a gitmek için yola çıktı. 3 sene süren bir yolculuktan sonra 1556 yılında İstanbul'a gelebildi. Seyidi Ali Reis'in bu seferi sırasında başından geçen maceraları anlatan Miratül Memalik ve Astronomiye ait Mühit isimli eserleri meşhurdur. Zengin ve aynı zamanda çok cömert olan Seyidi Ali Reis, Osmanlıların büyük denizcilerinden biridir. Hint seferleri sonunda istenen gayeye ulaşılmamış ancak Yemen, Eritre, Habeşistan'ın bir kısmı, Kızıldeniz, Osmanlı hakimiyeti altına girmişti. Önceki bölümlerde Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'a Hint seferlerine değinmiştik. 31 Temmuz 1555'te İstanbul'a dönen Süleyman, 29 Eylül'de Sadrazam Karahmet Paşa'yı idam ettirdi ve yerine tekrar damat Rüstem Paşa'yı getirdi. Habsburglarla Fransa arasında 1551 yılından beri süregelen savaş esnasında Fransa Kralı 2. Henry, 30 Aralık 1557 tarihinde Süleyman'a mektup yazarak kendisinden yardım dilemişti. Fransa'ya yardım amacıyla Nisan 1558'de İstanbul'dan ayrılan Turgut Reis'e Piyale Paşa komutasındaki Osmanlı donanması 13 Haziran 1558'de İtalya'ya vardı. Temmuz ayında İspanyol İmparatorluğu'nun elindeki Balear Adaları'na başarıyla sonuçlanan saldırılar düzenlenmeye başlandı. Bunun üzerine İspanya Kralı 2. Filip, Osmanlı İmparatorluğu'nun elindeki Trablus'u geri almak amacıyla Papa 4. Paulus'tan yardım istedi. İspanyol İmparatorluğu, Venedik Cumhuriyeti, Papalık Devletleri, Ceneviz Cumhuriyeti, Savoy Dükalı ve Malta Şövalyelerinden oluşan donanma 10 Şubat 1560'ta Trablus'a doğru yola çıktı. 7 Mart'ta Cerbe Adası'nı ele geçiren donanma burada bir kale inşasına başladı. Piyale Paşa komutasındaki Osman donanması ise 11 Mayıs'ta Cerbe'ye ulaştı. On 14 Mayıs 1560'ta Osman donanması Preveze'de uygulanan yarım ay şeklindeki savaş düzenine girmişti. Merkeze Piyale Paşa, sağ kanada Kurdoğlu Ahmet Bey ve sol kanada da Kurdoğlu Mustafa Bey komuta ediyordu. Haçlı donanması da benzer bir diziliş uyguladı. Savaş top atışlarıyla başladı.
Türk topçusunun isabetli ve etkili atışları sonucunda Haçlı filosunda panik ve bozgun havası gözlemleyen Piyale Paşa düşmanın üzerine gidilmesini emretti. Bu manevrayı gören Juan de la Carda elindeki gemileri iki gruba ayırıp bir kısmıyla açık denize hareketlenirken diğer grubu kıyıya yönlendirdi. Bunun üzerine Piyale Paşa denize açılmak isteyen grubun üzerine giderken Kurdoğlu Mustafa Bey karaya doğru yöneldi. Açık denizde Haçlı donanmasına büyük bir darbe vuran Piyale Paşa Giovanni Andrea Doria'nın filosunu yakalayıp rampa etti. Fakat Kaptan Doria küçük bir sandalye ağır yaralı halde kaçmayı başardı. Bu esnada Kurdoğlu Mustafa Bey komutasındaki birlikler karaya yanaşamayan Haçlı gemilerine saldırıp Haçlı birliklerin önemli bir kısmını etkisiz hale getirdi. Deniz savaşı Türklerin kesin zaferiyle sonuçlandı. İlk günün sonunda savaşın hakimiyeti tamamen Piyale Paşa'nın eline geçmişti. Bazı kaynaklarda Haçlı donanmasının ilk günkü kaybının 20 kadırga ve 26 gemi olduğu, ertesi gün kara savaşları devam ederken ise verilen toplam kaybın hazırlanan armadanın neredeyse yarısı olduğu belirtildi. Asker kaybının ise 9.000-18.000 arasında değiştiği rivayet edildi. Savaşın 3. günü Cerbe'ye ulaşan Turgut Reis'in kaçmaya çalışırken yakaladığı gemilere verdiği zayiat ve aldığı esir ve ganimetlerle Haçlı donanmasının kaybı büsbütün artmıştı. Giovanni Andrea Doria'nın kaçmasıyla komutayı devralan Don Alvaro de Sande ve diğer üst düzey subay ve soylular da bulunmaktaydı. Kara Savaşı'ndan kurtulabilenlerin Cerbe Kalesi'ne sığınmasıyla başlayan kuşatma 3 ay sürmüş ve kaleyi savunan İspanyol askerler teslim olması ile savaş tamamen sona ermişti. Türk tarihinde Cerbe Zaferi, Preveze'den sonra gelen ikinci büyük deniz zaferi olarak bahsedilir. Cerbe Kalesi'nin fethinden yaklaşık 2 ay sonra 27 Eylül 1560'da Osmanlı donanması Haçlılardan ele geçirilen ve tahrip edilmeyen 28 savaş gemisi ve 27 nakliye gemisinin yanı sıra aralarında düşman komutanlar Don Alvaro de Sande, General Sonio de la Via ve Sicilya Napoli filo komutanı Don Juan'ın bulunduğu yaklaşık 5000 esir ile İstanbul'a dönmüştü. Cerbe Muharebesi'nde alınan zafer ile Osmanlı İmparatorluğu'nun Akdeniz'de 22 yıl önce Preveze Zaferi ile başlayan hakimiyeti zirve noktasına ulaşmıştı. Birkaç yıl sonra 1565'te Osmanlı donanması Rodos'tan kaçan Hospitalier şövalyelerinin yeni üssü olan Malta Adası'nı kuşatmış fakat bu defa başarılı olamamıştı. Türklerin denizlerdeki yenilmezliği 1571 yılındaki İnebahtı faciasına kadar devam etmiştir. Aynı zamanlarda Osmanlı Devleti'nde sultan vefat etmeden taht kavgası baş göstermişti. Kanuni Sultan Süleyman, oğulları Şehzade Beyazıt ile Şehzade Selim arasında yaşanan taht kavgasında Selim'in tarafında yer almış, İran'a sığınan Beyazıt ve oğullarını Şah Tahmasp ile yaptığı mektuplaşmanın sonunda 25 Eylül 1561'de Kazvin'de boğdurtturmuştu. 10 Temmuz 1561'de Sadrazam Rüstem Paşa öldü. Yerine Semiz Ali Paşa atandı. 1562 yılında İstanbul'a gelen elçiler Habsburglarla Osmanlı İmparatorluğu arasında 8 yıllık bir antlaşma imzaladı. Bu anlaşmaya göre Ferdinand, Erdel'in Osmanlı'da kaldığını ve 1547'deki anlaşmada olduğu gibi yıllık 30.000 altın vergi vermeyi kabul etti. Turgut Refsat Piyale Paşa'nın komutasındaki Osmanlı donanması 18 Mayıs 1565 tarihinde Malta Şövalyelerindeki Malta Adası'nı bir kez daha kuşattı. Malta Şövalyelerinin yanında İspanyol İmparatorluğu, Sicilya Krallığı ve Maltalı siviller de adanın savunmasına destek oldu. 11 Eylül'de başarısızlıkla sonuçlanan kuşatma sonrasında Turgut Reis de çarpışmalar esnasında aldığı darbe ile öldü. Ancak 1565 yılında 1. Süleyman'ın vefatına az kala Piyale Paşa komutasındaki gemiler Sakız Adası'nı Osmanlı topraklarına katmışlardır. Avusturya Arşidükü Maximilian kendisinden istenilen vergiyi İstanbul'a gönderip barış anlaşmasını yenilerken diğer taraftan Erdel Bey Sigismund ile savaşmaktaydı. Osmanlı himayesindeki Erdel Bey Sigismund'un Habsburg topraklarına girerek Zatmar ya da Çatmar'ı ele geçirmesi üzerine 2. Maximilian Osmanlı'dan buranın geri verilmesini istemişti. Fakat imparator cevabı beklemeden Erdel topraklarına saldırıp Tokay ve Serenç taraflarını ele geçirerek Osmanlı ile aralarındaki barış şartlarını ihlal etmesi üzerine Budin Beylerbey Yahya Paşazade Arslan Paşa'nın yardıma kalkışması ve yeni sadrazam Sokullu Mehmet Paşa'nın da savaşa taraftar olması üzerine 1566 yılı Nisan ayı sonunda Avusturya'ya karşı savaş ilan edilmişti. Bu sefer Kanuni Sultan Süleyman'ın ordusunun başında bizzat bulunduğu seferlerin
13.sü ve sonuncusuydu. Padişah bizzat sefere çıkmadan 2 ay önce 2. Vezir Pertev Paşa emrindeki Osmanlı askerleriyle destek için gelen Eflak, Boğdan ve Kırım kuvvetleriyle birleşerek Erdel taraflarındaki Göley Fethi ve Tokay ile Zatmar'ı geri almakla görevlendirildi. Bir müddet sonra padişahın komutasındaki ordu Belgrad yoluyla Macaristan topraklarına geldi. Burada Eğri Kalesi'nin fethedilmesi kararlaştırılıp askerler o tarafa sevk edildiği sırada Zigetvar Bey'i Zilinyi Minkdoş tarafından Tırhala Sancak Bey ve oğlunun Şikdoş'ta şehit edildiği haberinin gelmesi üzerine ordu geri çevrilerek Zigetvar Kalesi üzerine gidildi. Osmanlı ordusu 5 Ağustos 1566 tarihinde Zigetvar önlerine vardı. Bu sırada şehir bir kale ile eski ve yeni kentten oluşan 3 parça halindeydi ve bunlar birbirine köprülerle bağlanmıştı. Kale yine etrafı surla çevrili bu iki şehrin kuzeyinde bulunuyordu. Etrafında su dolu hendekler mevcuttu. Yaklaşık bir ay süren kuşatmada her iki taraf da ağır kayıplar verdi. Yoğun top ateşi ve hendeklerdeki suyun akıtılmasından sonra 13 Ağustos'da yeni şehir kısmı, 19 Ağustos'ta da Eskişehir bölümü alındı. Kalede ise direniş sürdü. 3 genel hücumun ardından 5 Eylül'de açılan bir lağıma yerleştirilen Humbar'ın ateşlenmesiyle kalenin altında savunmacıların sakladıkları barut mahzeni ateş aldı ve ard arda patladı. Zilinyi sonun geldiğini anlamıştı. Lakin Osmanlı askerleri bir taarruza girişmemişlerdi. Bunun nedeni yönetimde bir şeylerin ters gitmesiydi. Bu sırada Kanuni Sultan Süleyman Hakk'a yürümüştü. Savunmanın çökmesi üzerine umutsuz duruma düşen Zilinyi yanındaki askerlerle kaleden yarma harekatına giriştiyse de yaralı halde esir düştü. Başı kesilip Güyor yakınlarında beklemekte olan Alman kralı 2. Maximilian'a gönderildi. Padişahın hayatını kaybetmesi sadrazam tarafından bu durumun tehlikeli olacağı düşünülerek gizli tutulmuştu. Kalenin fethinden de sonra padişahın ölüm haberi oğlu 2. Selim Belgrad'a gelene kadar gizli tutulmuştu. Böylece bir devir kapanmış, bir devir açılmıştı. Bundan sonraki doğacak güneş, Sultan 2. Selim için doğacaktı. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.